Richard Rapport, günümüzün en özgün tarza sahip büyük ustalarından biri. Agresif oyun tarzı, yaptığı fedalar, üst düzeyde tercih edilmeyen açılışları başarıyla uygulayabilmesi, kendisini izlemeyi keyifli bir hale getiriyor. Mesela, D4'e karşı at C6 tercih ederek kazandığı güzel maçlar var. Geçen hafta başlayan Norveç satranç turnuvasında sanırım lider durumda. Şimdi sizlerle birlikte 2017 yılındaki Raport Karsen karşılaşmasını inceliyoruz. Raport at 3 ile başlıyor. Dünya şampiyonunun yanıtı D5. B3. Raporttan beklenen bir açılış tercihi. Uzun teorilerden uzak. Karsen filef 5 geldiğinde raport vezir filini bütün görkemi ve gücüyle B2 karesinden uzun çaprazdan geliştirdi. E6. Karsen böylelikle filini açılışta dışarı çıkarmış oldu. Burada raport D3 ile birlikte birçok fikri destekleyen esnek bir piyon hamlesi yaptı. Ve Karsen'in tercihi H6. Peki neden? İlk bakışta hemen ATF6 ile gelişimi sürdürmek çok daha mantıklı ve doğal gözüküyor değil mi? Ancak ATF6 yapılsaydı burada raport ataş 4 ile birlikte fil çifti avantajını elde etmek isteyebilirdi. Evet az önce filin açılışta dışarıya çıkarılmasının avantajından bahsettik ancak sakıncası erkenden istek altında kalabilmesidir. Tekrar D3'e geri gelelim. Bu nedenle Karsen önce h6 yapıyor, fili için h7 karesini açtı ve at f6'yı hazırladı. Raport atını d2 karesinden oyuna girdi. Oldukça mantıklı. Filin önünü açık bırakabilmek daha etkili olabilmesi adına. Şimdi at d2'ye karşı beklenildiği gibi at f6 ve c4. Evet raport açılışta henüz merkeze bir piyon getirmemiş olabilir. Ancak bu merkez mücadelesini görmezden geliyor demek değildir. Şimdi rakibinin daha değerli merkez piyonunu kendi C piyonuyla değişmek istiyor. C4'e karşı. Karsen'in C6 yanıtı oldukça mantıklı. Merkeze doğru alışı yapabilmek adına. Şimdi C6'ya karşı G3, fil E7, fil G2 ve iki büyük usta kısa rok tercihinde bulunuyorlar. Karsen atını D7 karesinden geliştirmiş ve raportun tercihi A3. Gözüken o ki C4 piyonunun kendisine sağladığı alan avantajıyla birlikte Richard Rapport vezir kanadından gelmek istiyor. A3'ün ne yapmak istediği oldukça açık. B4 sürerek alan avantajını arttırmaktır. Ve özellikle G2 karesindeki bu filin etkinliğini arttırmak adına bu güçlü piyon yapısını zayıflatmak gerekiyor. Yani B4 ve B5 fikri bunu destekleyebilir. Şimdi A3'e karşı Karsen'in verdiği yanıtta bu fikirler doğrultusunda oldukça doğal. A5 rakibinin B4 fikrini zorlaştırıyor diyebiliriz. Vezir B1 gerçekten çok güzel. İlk bakışta vezirin C2 karesinden gelmesi daha doğal duruyor değil mi? Kaleler aran arasındaki bağlantıyı sağlayabilirdi. Ancak vezir B1 karesinde hem E4 merkezden E4 sürüşünü destekleyebildiği gibi B1'den dolaylı olsa da B4 karesine de bakıyor. Bu oldukça önemli. Ve burada Karsen fil H7 ile bir önlem hamlesi yapmış. Satrançta bu fikirler çok önemlidir. Neden fil H7? E4 sürüşü artık tempoyla gelmeyecek. Diyelim ki raport E4 yapsın ve artık Karsen'in elinde daha fazla seçeneği var. Mesela Önce E4'ten bir kere alabilir ve daha sonra at C5 ile birlikte. Unutmayalım E4 piyonu açmaz da ve 3 defa bu piyona yüklenmiş olurdu. Bu sebeplerden dolayı flash 7'ye karşı raport hemen E4 yapmıyor ve B4 tercihinde bulunuyor. Elbette bunun arkasında bir taktik fikir var. A alır B4, A alır B4. Şimdi B4 piyonu eğer fil ile alınsaydı Raportun hesabı oldukça kısa. Fil alır F6, ver veziri, ver fili diyerek gelirdi ve bu materyal kaybeder. Bu nedenle A alır B4'e Karsen acele etmiyor. Önce vezir B6 yapıyor. İkinci defa piyonu istedi. Fil C3 ile B4'ü tuttuğunda Karsen şimdi A1'deki kaleyi aldı ve vezir alır A1'den sonra B4 piyonu savunmasız kaldı. Ancak şunu unutmayalım, bu geçici bir piyon fedası ve ayrıca raport açık A dikeyini ele geçirdi. Karsen rakibinin ileride tehlikeli olabilecek kendisine alan avantajı veren vezir kanadındaki piyonlarından B4'ü fırsatı varken şimdi almış. Fil alır B4'e vezir alır B4 ve kale B1'in ardından vezir D6'ya geldiğinde raport verdiği piyonu B7 karesinden geri alıyor ve 7. yataya gelen çok güçlü bir kalesi var. Karsen. Artık uzun çaprazı kontrol eden bir fil yok ve ben E5 sürmeye hazırım diyor. Mükemmel omuz omuza çok güzel bir merkez. E5'in ardından belki E4 istekleri gündeme gelebilir. Ve burada 19. hamle Richard Raport ilk defa merkeze bir piyon sürüyor. D4 doğru bir yerde güçlü bir tercih. Artık rakibin merkez piyonları gerçekten çok güçlü ilerledi bunu görmezden gelemezdi. Hipermodern satrancın babası Eron Nimzovic açılışta merkeze piyon getirmenin tek yöntem olmadığını söylemiştir. Daha sonra doğru bir yerde bunu yapabilirseniz rakibin merkeze gelen piyonlarına baskıyı arttırabilirsiniz. Raport bunu yapıyor. Peki güzel E5'i istedi. Burada E4 yapıl yani E4 neden olmuyor? Aslında yapılabilir tabii ki. Ancak E4'e artık D4 karesine gelen bu piyon F3 karesindeki arkadaşımızın mükemmel bir şekilde merkez E5 karesine yerleşmesini sağlardı. Ve güzel tarafı Hemen at alır E5 yapmak mümkün değil. D alır E5'e ver veziri, ver atı durumu ortaya çıkardı. Bu nedenle D4'e karşı Karsen'in vermiş olduğu E alır D4 yanıtı doğru. Şimdi raport D4 karesine yine çok güçlü bir at yerleştirdi. Ancak bu at burada kalıcı değil. C5 var. At B3 Tabii ki atın buraya gelmesi tesadüf değil. Önce rakibine c5 sürdürttü ve zayıf olan c5 piyonuna yükleniyor. Şimdi Karsen d4 ile birlikte alan avantajını korumuş oldu. Buna karşılık raportun dikkat edin çok daha aktif etkili taşları var. Özellikle bu kale. Ve artık uzun çaprazdaki fili engelleyen piyonlar kalmadı. Burada Raport flaş uç yapıyor. Gerçekten çok güçlü bir fikir. D7 karesindeki ata baskı yapıyor. Biraz sonra vezir A7 gelebilir ve D7 karesindeki atı 3 defa yani gerçekten almak isteyebilir. Unutmayalım, bu at zayıf C5 piyonunu koruyor ve ayrıca 7. yatayı kapalı tutarak F7 piyonunu da savunmuş oluyor. Oldukça önemli. Bu nedenle Vezir A7 fikrini hazırlayan Flaş 3 gerçekten çok güçlü bir tercih. Tabii ki unutmayalım Vezir A7'ye geldiğinde zayıf C5 piyonla olan baskıyı arttıracaktır ve 7. yatay F7 piyonu daha ne olsun? Burada Flaş 3'e karşı dünya şampiyonu önce D3 yapmış kendisinin hayali eğer rakibi d3 e alırsa vezir d3 karesinde şüphesiz çok daha aktif ve etkili bir kareye yerleşmiş olur. Raport bunu istemiyor ve sakin bir şekilde e3 yapıyor. Senin buraya vezirin gelmek istedi ben onun yerine piyonun kalsın istiyorum diyor. E3 ve filin de çaprazı kapandı. Evet bu açıdan bakıldığında güzel ancak unutmayalım Karsen artık geçer bir piyona sahip. Oyun sonunda bu bir avantaj olabilir ve rakibi yaptığı piyon sürüşüyle F3 karesini de zayıflattı. Yani şahını. Şimdi E3'ün ardından burada Magnus Karsen at 5 gelmiş. Evet. Böylelikle artık f6 karesindeki bu arkadaşımız diğer atın savunmasına bağlı değil ve e4 karesine gelebilir. Geçer piyonla ilgili durumlar devreye giriyor. D2 karesindeki blokeyi kaldırarak at 4 geldiğinde geçer piyonunun önünü açmak ve ilerletmek istiyor olabilir. Ve ayrıca az önce yapılan e3 sürüşüyle birlikte f3 karesi yani şah zayıfladı. D2 karesindeki at değişilebilirse f3 karesinin zayıflığı daha fazla ortaya çıkacaktır. Bunlar güzel fikirler. Bu nedenle raport hemen bu fikri görüyor ve Fil g2 ile zayıf f3 karesinin desteğini arttırdığı gibi e4 karesinin de desteğini arttırdı. Çok güzel. Zaten bu fil A3'e gelerek görevini yaptı. Yani atı rahatsız etti, D7'den uzaklaşmasını sağladı. Böylelikle C5 piyonu daha zayıf kaldı ve günün birinde vezir A7 gelirse F7 piyonuna olan baskı da artabilir. Bunun sebebi bu at burada stabil değil. Fil G2'ye, kale C8, raport için bir avantaj. Yani... Piyonun savunmasına vezir ve kalenin bağlı olması güzel bir avantajdır. Ve arkadaşlar neden geçmişte atlar en iyi bloke taşlarıdır sözü boşuna söylenmemiştir. Burada bunun test edilmesini güzel bir şekilde görüyoruz D2 karesindeki at. Şimdi raport F4 yapıyor. Karsen'e merkezi atından rahatsızım uzaklaştır diyor. Peki Karsen bunu görmedi mi? Elbette gördü. Rakibi F4 yapsın ki şahını biraz daha zayıflatsın piyon sürüşleriyle bunu istiyor. At G4 karesine geldiğinde E4 artık merkezde söz sahibi raport. Ve şimdi E5 ile ver atı ver veziri diyecek. Eminim Karsen materyal kaybetmeyen vezir E6'yı şöyle bir hesapladı. Ancak vezir E6'ya yine E5 gelebilir ve bu atın gidebileceği güzel yerler elinde olmayacaktı. Bu nedenle E4'e Karsen pasif bir savunmanın beklemenin iyi olmadığını gördü ve kale E8'de aslında feda yaparak karşılaşmayı karıştırmak istiyor. Nasıl mı? E5 geldiğinde at alır E5, F alır E5, kale alır E5. Evet at fedası yaptı. Tabii ki bu fikrin arkasında raportun yaptığı birçok piyon sürüşü sebebiyle şahını zayıflatması var. Belki bu kale piyonun desteğini alarak ikinci yataya bile gelebilir. Bakalım. Raport kale B6 yapıyor. Çok güzel. Yani Karsene diyor ki, sen benim kaleyi al, ben kaleyi alayım. Ben zaten materyal öndeyim. Taş değişmek, sadeleştirmek benim avantajıma olur. Oyun sonunda da rahatlıkla kazanabilirim diyor. Karsen rakip şaha atak yaptığından dolayı taş değişmek istemiyor. Vezir E7. Ve şimdi arkadaşlar çok tehlikeli. Kale E1 istiyor. Ver şahı ver veziri. İyi bir savunma gözükmüyor değil mi? Evet sadece savunmaya odaklanırsanız böyle. Ancak bir de atak var. Kale B8. Ne de olsa rakip şahın son sırası zayıf. Yani şu fil şahın gidebileceği A7 karesini engelliyor. Şimdi AT8 zorunlu ve fil C6. Raport karşı atak yaparak savunuyor. Atı iyiden iyiye açmaza aldı. Bu bir vezir fedası ben bu karşılaşmayı canlı olarak takip etmiştim hatırlıyorum. Burada raport hızlı bir şekilde fil C6 oynadı. Taht, e, sandalyeden kalktı ve aslında bu bir vezir fedası. Kale E1'e yine düşünmeden hemen vezir alır E1 yaptı. Karsen vezir alır E1 yaptığında raport geldi ve yine düşünmeden saniyeler içerisinde A 1 yaptı ve Karsen şöyle bir tahtaya bakıyor. Hafif bir gülümsemenin ardından terk ediyor. Ve daha sonra iki büyük usta karşılaşma hakkında konuşmaya başlıyorlar. Peki neden? Karsen aslında vezir önde. Neden terk etti? Biraz sonra kale alır E8 ile birlikte verdiği veziri daha fazla materyalle birlikte raport geri alacaktı. Ve elbette bu piyon tehlikeli gibi dursa da aslında öyle değil. D2 yapıldığında B3 karesindeki at sağ olsun geçer piyonu kontrol altında tutabilirdi. Bu nedenle at F1'e Karsen terk ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.